Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Bariyer Dibine hoş geldiniz. 20 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Diyarbakır programını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Biliyorsunuz ek yarış Cumartesi günleri yapılan 3. bir yerli yarış olarak geçiyor kayıtlarımızda. Bu tip ek yarışları da haliyle ben veriyorum. Başka anca bir arkadaşımız, dostumuz boş olacak da o gelecek noktasında ama genel anlamda ben varım. Yarın da güzel bir program var. Şöyle baktığım zaman ikramiye açısından çok büyük rakamlar vereceğini düşünmüyorum. Hani Doğu Hipodromu'nda genelde para verir algımız var ya. Yarın pek bir para vereceğini düşünmüyorum ama az para da vereceğini düşünmüyorum yani. Hazırlıklarımızı yaptık. Detaylara geçeceğim şimdi. Onun öncesinde hatırlatmalarımızı yapalım. Bu yayın öncesinde ve hala devam eden, sanırım son artık bir 10 dakikası kalan İzmir yayınımız devam ediyor. O yayının herkese açık ve tekrarını izlemek isteyen dostlarımız YouTube kanalında videolar bölümünden tekrar izleyebilirken izlerken beğeni yapıyoruz. Lütfen dostlar beğeni bizim için çok önemli ve hala abone değilseniz de abone olarak desteklerinizi bekliyoruz. 30 bin olmamız az kaldı. Abone olalım lütfen dostlar. Yine bu yayınımızda herkese açık olarak devam edecektir. Bundan sonra yapacağımız Ankara ise uzman yayın mı? Çok kötü oldu. Uzman Erkan konuğumuz olacak. Ankara detaylarını bize aktaracak. O yayınımız yalnız katılımcı olacak sevgili dostlar. İki tane herkes açık, bir tane de katılımcı özel bir yayınımız olacak. Onunla ilgili bir videomuz var kısa. Hemen onu izleyip tekrar dönüyorum size. Bariyer Dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Diyoruz ve katıl üyeliklerini bekliyoruz sevgili dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz diyerekten Arda gelmiş. İyi yayınlar demiş. Eyvallah çok sağ ol Ardacığım. Sen dostlar hemen geçeceğim. Birinci altı koşumuz var. Fazla da vaktinizi almayacağım. İlk altı. Hep alışmışız ilk altılı. Tek altılımız var. Birinci koşu itibariyle saatler 21'i gösterdiğinde bir handikap 15 mücadele altılı gayen başlayacak. 1800 metre kum pistte ve 3 yaşlı İngilizler arasında gerçekleşecek koşuda hemen bülteni ekrana getirip detayları aktarmak istiyorum sevgili dostlar. Burada önceliğim 5 numaralı kendi reyinde olacak. Son iki yarışını pek ölçü almıyorum ama Diyarbakır'da kazanmış olduğu Ferit Yardımcı dersindeki koşusu tamamen uzun pist bu mesafe. Hani pisti tutuyor, Diyarbakır'ı seviyor, Ferit'le uyumu var, bu tip rakiplerle de şanslı olabilecek siklete de sahip. İlk sıradan yazılmasını tavsiye edeceğim. 5 numaralı Candy Rain'in. Daha sonrasında 3 numaralı Güzel Gümüşkan son yarışını kazandı ki aslında çok formda. Arada bir Adana İzmir düzeltiyorum. Adana Çin pist yarışı var. Genel anlamda baktığınız zaman yine onun öncesinde 2 yarış önce de kazanmış olduğu bir koşu var. Kendi bence grubunda çok şanslı olacağını düşünüyorum. Dişilere ait bir koşu olduğunu hatırlatmak istiyorum tekrardan sevgili dostlar. 3 numaralı Güzel Gümüşkan'ı da ikinci sıradan yazdık. Daha sonrasında 2 numaralı Begonya. Aslında çok istikrarlı, özellikle son yarışında da biz iyi bir performans bekliyorduk ama beklenildiği gibi bir yarış yapamadı. Ama genel anlamda baktığınız zaman formda olan bir isim. Kesinlikle Hasan Altındağ dersinde kuponlarda olması gereken 3. şanslı isim olarak görüyorum. Geniş kurgulara, mesafeye daha yeni yeni tutunmayı öğrenen, geçen ilk deneyimini yapıp çok etkisiz kalsa da potansiyel olarak fazla düşündüğüm bir isim olan 1 numaralı Golden Eating kuponlarda bulunması gerekir ama hani mesafeyi tutup yani bir tane mesafe koştu etkili olmadı. Hani bir iki tane daha görmek lazım diye çizgi sonrasına yazdım. Çünkü mesafeyi iyi yapabilecek 3 isim yazdım zaten. Şimdi diğer yazmadığım atlar da hani mesafe sıkıntısı yaşayan isimler.
kısada etkili olan resimler. Onları hiç yani yazmak bile istemedim. Ama tabii tutan dostlarımız yazabilirler. Burada bir de 7 numaralı Red Pearl. O da son yarışında aslında pisti böyle bir tanıma tuhaftı yani. Hani koşmak ve koşmamak arasında gidip gelen bir performans ortaya koydu. Şimdi baktığım zaman niye öyle yaptı acaba diye bir inceledim atı. Şimdi Diyarbakır'a İzmir'den geliyor ve el değiştirmiş. Tabii ki ister istemez 1200 metre ve hızlı giden yarışta da apprentice'i biraz da böyle aceleci davranıp atı bazı yerlerde yordu. Yine aynı isim Umut Demir binecek ama bu sefer hani at da biraz daha rahatlamış, havayı benimsemiş, içine çekmiş halde bir çıkacak. Değişik bir performans gelebilir. Çünkü İzmir'deki yarışta gayet başarılı. 7 numaralı Red Pearl'de mesafeden ve gidebileceğinden dolayı kuponlarda olması gereken son isim olarak görüyorum. Burayı 5 isimle geçebileceğimizi düşünüyorum. Valla iki tane isim kısa diye yazmadık ama inşallah bizi üzmezler. Etkili yani formda iki tane ismi yazmadım o kısa diye. Acaba içime kurt düştü. Yazsam öteki pencere kalacak. Şimdi yani bir tane uzun deneyimim var. Çok kötü, çok vasat. Ama genel anlamda formda bir isim. Yani geniş kurgularda hadi bir isim daha Peri Yıldız yazılabilir dostlar. Aslında formda bir isim Peri Yıldız ama şey mesafeyi sevmiyor. Bir kere çekti net sonuncu oldu. Normalde kısa mesafe atım lazım. Yine de hadi yazalım Peri Yıldız'ını. İçimizde kalacağına kuponumuzda kalsın. 5-3-2 öncelik 1-7-6 daha sonraki ihtimaller. İkinci koşu şartlı 3 mücadele 4 yukarı şarapların 1200 metre kum pisti gerçekleşecek. Sadece mesafenin sorun olacağını düşündüm ama yarış gidişat açısından da lehine olacak. 4 numaralı altın kalpli burada biraz sınıf farkı var. Onu kabul etmek lazım öncelikle. Şimdi son yarışında da hatta biz kazanan isim hatırlayamadım şimdi. Hemen şuradan bakıyorum. Yol kıran bizde ban koydu. Rakip noktasında altın kalpli diyen yazabilir dedik ama o gün üzerinde de Jondere'nin dışını alayım derken Jondere de dışı hamle yapınca içeri kaymak zorunda kaldı. Orada bir hamle kaybedip akımlarını yaptı ama fotoya yakın kaybetti. Hani daha etkili koşabilirdi bu isim. Kalitesi farklı. Zaten kısa da bir aradan geliyordu. Şimdi yarış da gördü. Artan nefesiyle yarın burada söz sahibi olup galibiyetle sahadan ayrılmasını bekliyorum. Bir Kaysberg temsilcisi Necmi Altın dersinde bank olarak 4 numaralı altın kalpli yazacağız. Ve buraya geçeceğiz. Çok banko var ya. Misli bir olur bu. Geçtik. Şartlı 3 mücadele. 3. koşu. 3 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum pisti olacak. Elazığ'ın doğunun da mislisi olmaz ama. Şimdi 2 numaralı Vinales. Ağır sikletinden dolayı yanına rakip yazacağım. Normal şartlarda bunların hepsini geçti. Yine geçmeye de yakın bir performans gelebilir bu isimden. İlk sıradan ben 2 numaralı Vinales'i önereceğim. Alternatif falan vermeyeceğim. Çünkü 7 numaralı iş bitiren dönüşünde müthiş bir yarış kazandı. Güçlü bir isim. Yine söz sahibi olabilir. Yedekten buraya geldi. 7 numaralı iş bitirende rakip noktasında yazacağım. 1 numaralı Sauron'u da yaz bıktık. Şu Ahmet Hasan Bayar lütfen split mesafesini ayarla ama çok da acele etme. 1200 metre mesafe. Zaten öndekiler kaçsa dahi ağır sikletlerinden dolayı bir yerde hani hafiften tempoları düşecektir. Çok acele etmezse bence Sauron da sonlarda bunları avlayabilir. 2 numaralı Vinales, 7 numaralı iş bitiren ve 1 numaralı Sauron bence buraya yeter dostlar. 4. koşuya geldim. Şartlı 3 yaş taraflar 1100 metre kum pist. Şimdi burada da bizim belalımız var. 1 numaralı Rüzgar Hamza. Geçen bank oynadık. 1000 metre kum pistte Elazığ'da. Ferit o kadar kötü bindi ki yani ata. Ya zaten anlatırken dedim ki ya Ferit'ten kaybederiz. At o kadar güzel ki. Yani at net kısa vade koşar bu at. Şu anda koy koşar. Müthiş bir at. Eşkali güzel, orijini güzel, pedigrisine indikçe daha da güzel, bambaşka. İdmanları çok iyi. Ya ben yarın Rüzgar Hamza'nın bu sefer hata yapmayacak. Öne düşeceğini düşünüyorum. Hata yapacağını hiç ihtimal bile vermiyorum. Ferit'in kuracağı sert tempoyla yok bekleyeyim, sprint atayım, yok şunu yapayım. Bunu. Öyle bir şey yok. Çıkacak, kafayı alacak. Vura vur kamçı değil. Sakin gidecek çünkü bu çok klas.
kendi kendine zaten devrini alabiliyor. Burada da vasat rakipleri var. O yüzden çok rahat bir şekilde devrini aldıktan sonra düz düzeyde avanslı çıkıp sonlarda farkı açıp kolay kazanması gerekir. Bu da bir banko adıydır. Ama bunu yıkmak istedim. Bu yarın AGF'de çok çıkar diye düşünüyorum. AGF'de çok çıkmazsa bunu banko atın. Hani %50 AGF çıkmazsa banko atın. Benim rakip verdiğim atları yazmanıza gerek yok. Son ikiye haşhaş beklersiniz ama biz şimdi sonraya haşhaş bekleyeceğiz. Şimdi rakip 2 numaralı Özgür Fırtına olacak. Güzel bir sprint atarak kazandığı yarışı başarılıydı. Hiç acele etmeden bu yarışı hazırladı ekibi. Yine sonlarda güçlü gelmesi için bir tempo olması lazım ama o temponun da olacağını düşünmüyorum ben. Yine de idman görüntüsü güzeldi. Yapmış olduğu iş fena değildi. Rakip noktasında yazılabilir. Bir de 7 numaralı Sarı Dalga. Böyle hani nasıl diyeyim ben, ufak tefek ama böyle mermi gibi böyle bir sprint yapabilecek bir kalibreye sahip bir at var. Hani olur da şimdi burada karakterler oturmamış. Ağa Mirza, ne bileyim Eşkıya, o işte Kara Şimşek, Baramşiş mi? Ben öne gideceğim. Al yallah baba yallah derlerse, Rüzgar Hamza geçmiş olsun ben 59'um derse, bu Özgür Fırtına da eksik gelirse, hata yaptığı noktada bu Sarı Dalga var ya, hani böyle ip gibi bir görüntüsü var bu atın. Dikkat diyorum, 7 numaralı Sarı Dalga'yı da bomba olarak öneriyorum size dostlar. 1-2-7, bir alternatif banko. Misli oynayacaklar. Kafada 3 at tek, 3 at tek, haşhaş. İkinci bir kurgum olacaktır. Onun ne kadar olduğunu hesaplayayım hemen. 3x3x7x10x0.16. 100 lira. Orta ölçekli kuponlara önerim. Topluluk bölümünde de görebilirsiniz dostlar. Orta ölçekleri kuponum ilk ayak 5-3-2. Ulan 100 lirayı orta ölçekliyoruz ya. Ne hallere geldik ya. Neyse ben hala o 100 lira ortak bulurum ya. Devam ediyorum abi. 5-3-2 ilk ayak. İkinci ayak 4 banko. Üçüncü ayak 2-7-1. Dördüncü ayak 1 banko. Hepsi. Bu bir önerimdir 100 lira. Eğer Ferit'e inanan varsa. İnanmıyorum diyenlere de tabelana 5 tane isim aktaracağım. Şartlı 19 mücadele 2 yaş İngilizler ve 100 metre kum pisti sahneye çıkacak. Bunların da henüz karakterleri oturmamış. Hatta 1 numara biraz daha böyle hızlı bir atabilir. Altın Poyraz Mehmet Taşkaya dersinde ikinci olurken. Yani geçildiği isim de dev gibi bir şeydi. Normal şartlarda burada eğer çıkıp ağırlığını konuşturacaksa kazanabilir. Ama şimdi bunlar yarış koştu ve tecrübe kazandı. İlk yarışında acemilik yapan var. Sağa savrulan, sola savrulan var. Mesela 7 numaralı Şirin Kan öyle bir seri bir yapıya sahip ki bunun farkında bile varmadı ilk yarış. Bugün ben öne çıkacağım derse ters bir yarış yapabilir. Rakip noktasında 7 numaralı Şirin Kan'ı önereceğim. Daha sonrasında 3 numaralı Rugeş'in oğlundan bahsedeceğim. O da aynı şekilde hani kendisini gösteremedi ama potansiyeli olduğunu gördüğüm bir isim. Bununla birlikte 4 numaralı Sir Little'da fena değildi aslında böyle. İlk yarışında Ferit binmişti. Bugün binmiyor gerçi ama. Sir Little'ı da yazmak istiyorum. Sprinter kısa bir sprint yapısına sahipti ama bunu tabii ki koştukça öğrenecektir. O yüzden bunu da yazmasını tavsiye edeceğim. 4, 3, 4 dedik. 2 My Bold Frat. Esasında bu at çok farklı bir at. Ben bunu başaracaktım. O yüzden biraz takıldım dostlar. Kusura bakmayın. 2 numaralı My Boy Frat. İlk yarışında tamamen ben ne yapıyorum, neredeyim ben diyordu yani. Koşmayı bile bilmiyordu. Ama görüntü, idman pisti. Hani atta bir ışık, bir kadife var. Bu kadifeye yarın sağa yansıtırsa, İsa Katar'da sever böyle isimleri, buranın bombasını My Boy Fırat yapar. Mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Bir yazan, atıyorum biri favori yaz. Bu ikiyi de yazsın geçsin. Ben ikiyi hani sıralamayı yanlış yazmışım kağıda geçerken. O yüzden biraz ikiyi ben niye söylemiyorum falan derken diğer atları söyledim. Kusura bakmayın. Aslında iki ikinci sırada. Neyse önemli değil. Beşinci sıra olsun. Son sıradan da 5 numaralı Cosmic Power Ferit idaresinde. İlk yarısı fena değil. İkinci yarısında anlamsız ama hani tecrübe kazandıkça daha iyi koşabilecek bir kalıbı var.
Ferit de biniyor kurnaz. Ters bir yarış yapabilir. Ferit'i dışarıda bırakmak doğru olmaz 5 isimle. 2, 4, 6 isimle geçtim. Kimi dışarıda bıraktım ben? 6 numaralı My Most Special'ı da gene hepsi oldu ya. Ben yanlış mı hesapladım? 6 at. 3 at. 3 at. 2, 4, 6. 7 at desek hadi buraya. Sonraya da 10 at desek. Çarpı 0, 16. Tabii ya 600 lira çok çok. Sonra hepsi yapmayacağım. At kısacağım sonra. Tamam buraya çizgiden sonra da ya da direkt 6'yı da yazalım kapatalım abi. Tamam burası 1, 7, 3, 4, 2, 5, 6. 5. ayağımız 1. Çok karıştırdım ya. Abi 1 2'yi ayırdım ben burada. 1 2. 1 2'yi yuvarlak için aldım. Tamam. 5. ayak 1 2. Orta ölçek. 1 2 abi. Ondan sonra 3 4 7 5 6. Yazmak isteyene 3 4 7 5 6 sıralaması sıralamaya göre kendinize göre atı yazın. Ya da 1 2 bırakıp geçin. Şimdi sona ya da 3 atım var. Sona hepsi demiştim. Şimdi kupon karma çorman oldu. 6 at çarpı 3 at çarpı 3 at çarpı 6 at çarpı 0.16 çarpı 3 at dersem 150 lira. Tamam müthiş. 3 at söyleyeceğim 150 liraya elimize dağılacağız. Haydi hoppala. Sonra ya 3 atla 150 liraya bağlıyorum dostlar. Hepsi yapmıyorum. Hepsi dediğim nokta ilk aya 3 atla geçen ve 4. aya 1'i tek atanlara sonra hepsi önerim. İkinci bir şablon kurgumdu. Onu da hatırlatırım. Evet günün son ayağına geçelim. Handikap 14 mücadele. 4 ve Kıraçlı İngilizler 2000 metre kum pistte sahneye çıkıyor. 4 numaralı Vedado ve 8 numaralı Interceptor ekür olarak start alacağını hatırlatıp son yarışında düzelme gösteren 9 numaralı Cemil'i ilk sıradan yazacağım. Sorunlar olmasa çok büyük kat olduğunu Bursa'daki yarışlarında zaten hep bahsediyorduk. Ama son yarışında göstermiş olduğu performansla hani burada ben iş yaparım dedi. Ben burada iş yaparım. Bu isimlerle ben koşarım. Mücadelemi de yaparım. Yani Diyarbakır'ı da sevdim dedi. Çünkü Şanlıurfa'da pek etkili olamadı. Kaç kilo diye 61 kilo muydu neydi? Son anlarda Die Hard geldi. Bunu geçtim. Bence müthiş bir yarış çıkardı. Die Hard o gün Burak Bektaş biniyordu. Şimdi Burak Bektaş Cemir'e biniyor. O yüzden Cemir bir adım önde. Rakip noktasında takip ettiğimiz 10 numaralı Mitchell bir türlü getiremiyoruz. Yarın inşallah şanslı olabilme adına siklete de çok uygun kuponlarda bulunması gerekir. Son isimde idman görüntüsünü sahaya yansıtırsa kupon mupon bırakmayacak bir isim 4 numaralı Vedado mutlaka oyun kurgumuzda olması gereken 3. isim diyor ve kapatıyorum dostlar. 3 isimle geçiyorum. Kuponumuz 150 lira. 500-600 vermiyorum. 150 lira abi. Sonra 150 lira veriyoruz. Oyun bulamıyoruz. 500 versek oyun buluruz diyoruz. 500 versek de bulamıyoruz. Siz 500 lira yapın abi. Ben yorumcuyum. Gerisi sizde. Kim sormuş? Kutsi abi selamünaleyküm. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abi. Mustafa abi. Bol şans toprağım demiş. Eyvallah. Yarın tek olur abi Rüzgar amca demiş. Ya yani bizi yatırılıyor. Taş kesen kazansın artık demiş. Kutsi Karataş. Taş kesen Sami Kaplan'la kazan. Dur şundan bir fırça soğumuş çay. Valla taş kesen her zaman bildiğiniz gibi işte. Startta takılıyor. 5, 6. Yani ben bu atın şimdi yani atın nasıl söyleyeyim ben size? Dopingli olması lazım ya. Sami Kaplan'da bu atın kazanması için dopingli olması lazım. Ata bir şey katmaz ki Sami Kaplan. İzleyin yarış abi. At kendi kendine gelip ata ben güveniyorum. Çok formda gördüm. Son yarışında diyen varsa kendi yazabilir. Kudüs abi ben yazmam ya. Vallahi yazmam. Ama tutuyorsan sen mutlaka yaz. Şimdi Die Hard son yarışını kazanan şimdi Vahdettin Kaplan'la start oluyor. Bence Vahdettin Kaplan kötü bir jokey değil ki abi. Yani Die Hard'ı benim elememin sebebi sırf jokeyden dolayıydı. Cemil'in artan formu. Mitchell'ın artık eli kulağında bekliyor. Vedat da alev atıyor ya. İdmanda alev atıyor. Ben yarış bekliyorum diyor. Resmen ben yarış kolluyorum diyor Vedat'a. Yani diğer isimlere baktığım zaman yani ne bileyim ağır sikletleri var. Mesela Coralstone hem ağır siklet hem Diyarbakır'ı pek sevmiyor. Şanlıurfa'da daha etkili koşuyor.
Ya Ferit şimdi kurnazlık yapıp yarın kazanır mı bilemem. Şimdi Taşkesen'le koştuğu koşuda bir tutsam 10 boy geç çıkıp geldi, Kolostom'u geçti. Şimdi ben ne yapayım şimdi? Ondan sonra kim var? Prenses Hira. Zor. Vasat isimler. Herkese bak, burada her koşu atış şansı var. Ama benim açımdan bu sebeplerden dolayı yok. Uğuran geçen yazlık yürüdü. Yürüyor bu hatta. Onları doğru zamanda bulmamız lazım kazanması için. O anında bu an olmadığını düşünüyorum ben. Geçen koştuğu koşu yine 62,5 siklet Diyarbakır'da. Uğuran handikap 13'te bile rezil rüsva. Burada biraz da handikap 14 atları yok yalnız. Onu da dikkatini çekelim dostlar. Bu Taşkesen mesela iyi at aslında ama hani hep geç çıkıyor startta. Die Hard'ı biz 6. olduğu yarışta biz bank oynadık. 6. olduğu Vahdettin Kaplan'la 6. olduğu yarışta Diyarbakır'da bank oynadık. 17 lira ganyanı vardı. Burada beni izleyen dostlarımız hatırlar. Yürü dat. Geçen yazmadık. 10 attı geldi bizi yaktı. Yeriniz varsa Die Hard yazın sadece, başka bir şey demiyorum. Son sıradan da Die Hard'ı yazarsınız. Bu kupon 200 lira olur. Haberiniz olsun. Son sıradan Die Hard'ı da yazarsanız bu kupon 200 lira. Hadi 200 liraya bağlarım ya. 6 yazalım, 200 de alıyorum. Başka da bir şey yazmam. Bu şekilde noktalarım, Ankara'ya yana da geçerim dostlar. Kısa vaktinizi aldım. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi bu yayın sonrasında katılı özel yapacağımız bir yayınımız var. Uzman Erkan yorumcu koltuğunda, moderatör ve zehirci koltuğunda da ben olacağım. Takılacağız kafamıza göre, eğleneceğiz. Vakti olan dostları bekliyorum. Onunla ilgili bir kısa videomuz var. Lütfen izleyelim. Bariyer dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Evet, ayrıcalıkları bekliyoruz sevgili dostlar. Her gün benim tahminlerimi de görmek isteyenleri de bekleriz. Bomba saatleri geldi. Eşref çok mu geç kaldım? Seni dinlemek güzeldi benim için. Abi yok ya, 20 dakikada bitirdik zaten. 6 tane koşu var. Azat koşuyor zaten. Tuttuğumuz atlar da azat olunca hızlı hızlı bitti. Abdullah abi benim. Ankara'ya geçeceğiz ya, orada uzman da var. Uf, gevezelik has safa olur. Hiç merak etme. Herkese yarın için iyi hafta sonları ve bol şanslar diliyorum dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.